Bu anayasa teklifinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 14 yıldır bulunduğu iktidarda başarısız olduğunun bir itirafı olduğunu görmek lazım. Çünkü bu anayasa teklifinden çıkan anlam şu: biz 14 yıldır parlamenter demokratik rejimde her türlü yetki, sorumluluk, çoğunluk, istediğimiz gibi kanunlar çıkarabiliyoruz, her şeyi düzenleyebiliyoruz ama biz beceremedik. Bir tek adam gelsin de şu ülkeyi bir düzelsin. Demokrasi ayaklar altına alınıyor. Demokrasinin çok temel ilkeleri var. Bunlara girmeyeceğim ama bunlardan bir tanesi, ki en önemlisi, çoğulculuk ilkesidir. Çoğulcu, katılımcı anlayışın yerine dayatmacı bir çoğunluk diktatörlüğü anlayışıyla bir anayasa metni hazırlanıyor. Yine aynı çoğunluk diktatörlüğü anlayışıyla meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Ve bu anayasa teklifiyle gerçekleştirilmek istenen rejim değişikliğinin ne kadar demokratik olduğu, ne kadar temsiliyetçi olduğu, çoğunluğun nasıl iradesini temsil edeceği ve çoğulcu anlayışın ne kadar güvencesi olabileceğini de sormak istiyorum. Şimdi getirilmek istenen Cumhurbaşkanı yasamayı kontrol edecek, yargıyı şekillendirecek, devleti yapılandıracak, uluslararası ilişkileri o belirleyecek, bürokrasiyi ve devleti o şekillendirecek, milli güvenlik politikalarını belirleyecek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına, o hal ilan edilmesine o karar verecek. Tüm bu yetkilere karşı da denetlenmeyecek. O bize sunulan anayasanın bir tek adam rejimi olduğunu, bir diktatörlüğe evrilecek, ki zaten evrilmesine gerek yok. Söz konusu bütün hükümler diktatörlüğü sağlayacak bir durum ortaya koyuyor. Tek adam rejimine dayalı bir dikta rejimine doğru ülkemizi evirdiğini, yani bir adamın aklının 550 milletvekilinin aklından çoğulcu ortak akıl kararlarına daha çok tercih edildiği, tek adamdan korkan bir yargı sistemiyle karşı karşıya geleceğimizi, tek adamdan korkan yürütme organları, tek adamdan korkan yasama organı gibi bir durumun söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, bu anayasanın üreteceği tek sonuç vardır: dikta rejimi ve faşizmdir.